İyi günler değerli izleyiciler. Yeni bir üç tarzı siyaset programıyla karşınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu programımızda da yine Türk siyasi hayatının değişik alanlarında karşılaştığı sorunlarla, sorularla ilgili tartışmalar yapacağız. Bu konuda özellikle küreselleşme, milli devlet ve milliyetçilik alanında çalışma yapan çok değerli bir konuğum var. Kendisi ile küreselleşme tartışmaları ışığında ulus devlet üzerinde bir sohbet yapacağız. Sayın Göksal Şahin, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. Sağ olun. Çok kısa olarak çalışma alanınızla ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz acaba? Tabii hocam, bu vesileyle ben de Aktürk TV'ye iyi bir yayın hayatı diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Tabii siyaset bilimi kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Uluslararası politika kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü daha çok küreselleşme ve onun siyasal sonuçları üzerinden yerel manadaki siyasal gelişme ve tartışmalar üzerinde odaklanıyoruz. Benim asıl problematik yaptığım konular bunlar. Siyasal partilerin küreselleşme şartlarındaki konumları, uluslararası ilişkiler, özellikle ulus devlet yapılanmasının tartışması, yani bunun ne olacağı, nereye gideceği konuları çok popüler konular. Daha çok bu konular üzerinde çalışmalarım devam ediyor. Biz de bugün konuşmamızı, tartışmamızı küreselleşme ve milli devlet ve milliyetçilik birbiriyle iç içe geçmiş üç kavram üzerinden yürütmek istiyoruz tabii olarak. Tabii küreselleşme kavramı sıkça tartışılıyor. Biz o tekrar mahiyetindeki tartışmalara bugün fazla girmeyeceğiz. Özellikle teknik bir alana değinmek istiyoruz. Acaba bu küreselleşme tartışmaları ışığında milli devlet veya ulus devlet, bunu da soracağım size, bu iki kavram aynı mıdır, farklı mıdır? Onu da soracağım ama ulus devlet diyelim, kitabınızın adından da esinlenerek küreselleşme ve ulus devlet ilişkisini, etkileşimini nasıl değerlendirebiliriz? Evet hocam, gerçekten hem çok zevkli hem çok karmaşık bir konu bu. Sorunuz çok güzel. Bu soruyu çok zevkle tartışabileceğimiz bir konu. Ama gerçekten küreselleşme çok çelişkili ve karmaşık bir konu olduğu için, ki siz bunları benden daha iyi bilirsiniz, ben öyle düşünüyorum. Daha zevkli bir sohbet olacak o yüzden. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Ulus devlet bir tarihsel bir kategoriydi. Onu bazı çevresel şartlar yaratmıştı. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çevresel şartlar değişmeye başladı. Tabii bu şartların değişmesi siyasal kurumları çok etkiliyor. O yüzden bu küreselleşmenin muazzam dönüştürücü etkisinden küçük siyasal oluşumları bir kenara bırakalım. Çok büyük ulus devlet çatısı şeklindeki siyasal organizasyonlar da etkileniyor, kaçınılmaz olarak etkileniyor. Ben böyle somut ve yalında kalmak istiyorum. Olayı karmaşık bilimsel tabirlerle anlatmak istemiyorum. Toplumsal yapı değişiyor. Toplumun en önemli kurumları değişiyor. Ulus devlet de değişiyor. Ama buradaki tabii temel tartışma noktası şu. Ulus devletlerin yerine 19. yüzyılda bir kavşaktı biliyorsunuz dünyanın dönüşümü açısından. O zaman imparatorlukların çöküşüne şahit olduk. Yerine yeni bir siyasi yapılanma olarak ulus devlet çıkmıştı. Ha şimdiki düğümlendiğimiz nokta, siyaset bilimcilerin, uluslararası ilişkilerin, sosyal bilimlerin her alandakilerin hemen hemen, acaba şimdi de ulus devletlerin çöküp ya da ortadan kalkıp yerine yeni bir siyasal örgütlenme modelinin döneceği yeni bir istasyona mı geldi insanlık? Bu tartışılıyor. Bizim de sizin az önce takdimini yaptığınız bu çalışmamızda en çok üzerinde durduğumuz husus bu oldu. Kaçınılmaz olarak ulus devlet siyasi yapılanma biçimi dönüşüyor. Ama bu bir son mu yoksa yeni bir başlangıç mı? Bunu tartıştık. Tabii bu çok önemli bir konu. Şu anda Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülke var. Hepsi ulus devlet formunda. Bunu da o zaman bir açıklayalım mı acaba? Ulus devlet dediğimiz yapılanma nasıl bir yapılanmaya denk geliyor? Yani imparatorlukların çözülmesi sonrasında ortaya çıkan her devlet yapısı ulus devlet mahiyetinde midir? Yoksa
Bu özel bir alana mı denk geliyor? Aslında ilk başta ulus devlet mahiyetinde değildi. Modern devlet dediğimiz bir devlet formu ortaya çıkmıştı. Modern devletin imparatorluklardan farkı şu. Yani sınırları çok net belli ve o sınırların üzerinde merkezi yönetim çok net kuruluyor ve güçlü ve etkin bir bürokrasi kuruluyor. Modern devlet dediğimiz genel olarak bunlardan oluşuyor. Tabii parlamento gibi işte o zamana kadar insanlığın görmediği demokrasinin de gelişmesiyle beraber siyasal iktidarın sınırlandırılması, anayasa gibi vesaire yeni argümanlarla süslenmiş bir devlet biçimiydi modern devlet. Ama modern devlet ulus devlete dönüştü. Bunu da şöyle ben açıklayabilirim. Milliyetçilik ve demokrasinin etkisiyle bu ortaya çıkan modern devlet formu yavaş yavaş sınırları kutsallaştırdı. İçerideki halkı millet olarak, bir ulus bir arasında bağlı millet olarak almaya başladı. Milli kimlik ve milli egemenliğe daha önceki hiçbir devlet biçiminin vermediği önemi verdi. Bu sırada da hızla demokratikleşmeye başladı. Parlamentolarla beraber siyasal iktidarlar sınırlandırılması arttı. Ve o zaman hem topluma ulus millet ya da millet denmeye başlaması hem de egemenliğin kaynağının tamamen ilahi unsurlardan alınıp bu millete verilmesinden dolayı bu ulus devlet olarak adlandırıldı. Yani modern devletin milli tarih, milli kimlik, millete dayalı olarak elbise giydirilmesi gibi bir durum ortaya çıktı. O yüzden de ulus devlet ya da milli devlet, millet devlet çeşitli tanımlar var. Bunların arasında da nüans farkları var. Bu şekilde ifade ediliyor. Burada bir şeyi netleştirmek adına da sormak istiyorum. Süreç sürekli olarak böyle mi işledi? İmparatorluk, Modern modern devlet, devlet, ulus devlet. ulus devlet ve bu modern devletten ulus devlete geçişte de bir merkezileşme eğiliminin yanında bir demokratikleşme. Kesinlikle, Çünkü kesinlikle. örneklere baktığımız zaman özellikle işte Orta Doğu yapılanmasını Evet. mesela baktığımız zaman o yapılanma içerisinde bu demokrasi unsurunun çok da gelişmiş, yerleşmiş olduğunu söyleyemiyoruz Evet. mesela. Ama bu yapılanma içerisinde diyelim Baasçı zihniyet içerisinde milli bir düşüncenin gömük olduğunu da görüyoruz. Ya bir Arap kimliğini inşa Kesinlikle. edilmesi ve Arap ideallerinin geleceğe taşınması kaygısının olduğunu da görüyoruz. Şimdi bir tarafta bu kaygı var. Hani milliyetçilikle bağdaştırılabileceğimiz milli idealleri sahiplenme var. Öbür tarafta demokrasi ayağının çok da gelişmiş oldu. Hatta birçok yerde hiç Evet, yok. olmadığını görüyoruz. Bugün yaşanan Evet. sancıların belki onunla da mutlaka ilişkisi vardır. Bu açıdan bir Analizim. ayrıştırmaya, farklı bir sınıflamaya tabi tutulması gerekmiyor mu ulus devlet veya millet devletlerin bizim Evet. daha hoşumuza giden Evet. tabiriyle? Tabii olgu olarak o ayrıştırma yapmak gerekiyor ama onların hepsi de kendilerini Birleşik Arap Cumhuriyeti, Suriye Cumhuriyeti, işte Halk Cumhuriyeti, Halk Demokrasisi gibi isimlerle isimlendiriyorlar. Yani sonuçta bu ulus devlet formülasyonu temelinde egemenliğin millet olması kesinlikle veriliyor. Yani milli egemenlik ve milli kimlik, egemenlikten taviz vermeme, ülkenin içerisindeki insanların birbiriyle bütünleşmiş tarihsel ve sosyolojik olarak homojen bir kütle olduğu varsayımı veya bu yönde çabalama, sınırların kutsallaştırılması, ekonomide milli ekonomi ve milli demokrasi düşüncesinin bunların yan yana gelmesiyle oluşan bir set gibi bir oluşum var karşımızda. Sizin dediğiniz çok doğru hocam. Yani çoğu şu anda 193 ulus devlet, tabii Kosova'yı da ben dahil ederek Evet, 193 tamam. diyorum. Birleşmiş Milletler'e şeyine baktığımızda resmi kayıtlarına bunların büyük bir kısmı demokrasi açısından küme düşer. Yani ama şey olarak form olarak milli egemenlik ve milli kimlik en azından demokrasi düşüncesi bunlar da var. 3-4 tane ülke tabii çok ince konuşursak ayrıştırmamız lazım. Bugün yani Suudi Arabistan'a, Umman'a vesaireye hala krallığı, mutlak monarşi tarzını biraz egemen sürdürdükleri için orada o sizin dediğiniz çok belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama onlar da sonuçta orada yaşayan halka Arap halkı diyorlar, sınırları kutsallaştırıyorlar, egemenliklerinden taviz vermemeye çalışıyorlar ve millete göre devleti tanımlamaya çalışıyorlar. O açıdan ulus devlet formuna onları da Yani katabiliyoruz. bütün unsurları ihtiva etmemelerine karşın yine de ulus devlet olma isteği, arzusu, Kesinlikle, yapısını kesinlikle. oluşturuyorlar. Aslında ben
Tam bu noktada o ulus devletin veya millet devletin merkezine koyduğumuz millet kavramının Bu çok önemli. oluşturulmasında Evet. ne esas alınıyor? Evet. O sorunun da herhalde cevaplanması Tabii, gerekiyor. Bu tabii ya. çünkü hani arkasında çok farklı teorik tartışmalar da var. Bu bir inşa mı ediliyor, yoksa Yoksa. bu var olan bir tarihselliğe mi Evet. dayanıyor? Bu tartışmalar aslında Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili tartışmalara da ışık tutacak Kesinlikle. mahiyette oldukları için Kesinlikle. önemsenmeli diye düşünüyorum. Orada ne diyeceğiz? Millet devletin nüvesini oluşturan şey ne oluyor? Öyle diyelim. Tabii, evet bu ülkeden ülkeye değişmekle birlikte bazı genel gözlemleri ya da süreçleri baz alarak bir şeyler söylememiz mümkün. Ben tabii kendi adıma şunu ileri sürebilirim, şunu söyleyebilirim. Aslında bütün milletlerde hem tarihsel ve sosyolojik kendiliğindenlik var, hem de biraz ulus inşa süreci var. Yani ulus devlet modeli böyle bir tabloyu bize geriye baktığımızda, yaklaşık 2 asıra baktığımızda bunu ortaya koyuyor. Tabii burada bence millet ne zamandan beri vardır tartışmasına biz gidiyoruz. İşte milletler insanlığın ortaya çıktığı kadar çok eski olgular mıdır, yapılaşmalar mıdır, yoksa sonradan icat edilip yapılmış, oluşturulmuş bir inşalar mıdır tartışmasına. Ben bu konuda aslında yaygın olan yaklaşımın taraftarıyım. Yani tarihsel halklar vardı, yani Evet. tarihsel bir arka plan vardı ve bu halklardan hareketle millet formu yerleşti. Yani tarihsel ve sosyolojik bir arka plan vardı. Sonra bu dediğimiz imparatorluklar çöküp yeni devlet mantalitesine geçilince bu tarihsel halklar tam bir ulus haline getirilmek için milli kimlik politikaları, orduların, eğitim kurumlarının, askerlik müessesesinin, işte şunu bunların devreye girmesiyle kültür bakanlıklarının pota oluşturulmaya çalışıldı. Ulus devletin klasik özelliği bu. Yani ya da şu açıdan da bu konuyu açıklayabiliriz. Bir devlet olması için bir insan topluluğu gerekiyor. Ulus devletin iddiası da insan topluluğunun ulus ve millet olması. Ancak böyle olursa mutluluk geleceğini düşünüyor ve tüm dünyadaki devlet yapılanmalarında bu esasa göre olursa dünyanın düzen içinde olacağını düşünüyor. Bu yüzden de bizim objektif ve subjektif bağlar dediğimiz bir takım bağların o toplulukta olması lazım. Mesela Türk toplumu, Türk milleti bu bağlara çok eski devirlerden beri ulaşmış. Objektif ve subjektif Evet. bağlara. Ama çoğu millet bunlara tamamen yapay bir şekilde ulaştırılmış. Objektif ve subjektif bağlardan kastettiklerimiz de şu. Devlet de bunu desteklemeye çalışmış. Mesela objektif bağlar dil birliğidir. Bu çok Evet. önemlidir. Yani en önemlilerinden biri budur. Din birliğidir, soy birliğidir. Bunlar tarihsel ve sosyolojik olarak oluşmuş olabilir. Ama ulus devlet bunu o güçlü devlet mekanizmasıyla, bürokrasiyle ve faaliyetleriyle pekiştirmeye çalışıyor. Gördüğümüz kadarıyla. Ya da subjektif bağlar da vardır. Subjektif bağlar da bunların tamamlayıcısıdır. Bir ve beraber olmaktan mutluluk duyma hissidir. Bu hayat standartlarının artmasıyla, ekonomik gelişmeyle, beraber yaşanan acılarla ve beraber oluşturulan hedeflerle yine tarihsel süreç içerisinde oluşur. Ha, bu noktada da iyi işleyen bir devlet mekanizması meşruiyeti artırır ve subjektif bağları da artırabilir. Ulus devlet bunların hepsini kullanmış. Yani tarihsel sürece baktığımızda başta bu konuda lider olan, öyle olduğunu düşündüğümüz öncü olan Fransa'sı, İngiltere'si, işte Almanya'sı vesaire olmak üzere bu dönüşümü ilk yaşayanlar bu mekanizmaları güzel bir şekilde kullanmışlar. Ve sonuçta ama hedeflenen şu, toplum bir ulus ve millet noktasına gelmeli ve egemenlik buna verilmeli. O zaman karşımıza ulus devlet çıkıyor. Aslında tüm bu konuştuklarımızdan tabii milliyetçilik ideolojisi bunu 19. yüzyılda asıl yoğuran, ortaya koyan da o oldu. Bir ideoloji olarak milliyetçilik. O zaman biz otomatikman şuraya geliyoruz. Milliyetçilik ve demokrasi ilişkisine. Oraya Oraya gene geliyor. geleceğiz tabii. Oralar Evet. da güzel tartışma alanlarını mutlaka oluşturuyorlar da. Ben bu noktada şurayı netleştirmek istiyoruz tabii. Bu millet dediğimiz, millet devlet dediğimiz şeyde yapı içerisinde o millet ortak dil, ortak Din din olabiliyor tabii. işte
soy birliği olabilir. Ziya Gökalp'in vurgu yaptığı alan burası, soy birliği bunlar biraz daha tali bir yere konumlandırıyorlar mutlaka. Peki bu ortaklığa dahil olmayan unsurlar nasıl değerlendiriyor? Evet. Değerlendiriliyor. Yani ortak din ve ortak dil etrafında bir araya gelmeye uygun olmayan unsurlar milli devlet içerisinde nasıl ele alınıyor? Tabii bu da tarihsel süreç içerisinde belli bir noktaya geldiğini söyleyebileceğimiz bir uygulama diyelim. Ya da şu anda popüler olan veya şu anda önerilen, hatta yeni milliyetçiliğin önemli bir argümanı olacağı düşünülen, o yeni milliyetçilik konularına daha sonra gelebiliriz. Evet. O 1980'lerden sonraki dönüşümleri, ideolojileri. Tabii burada büyük bir anlaşma düşünülüyor. Buna lingua franca, yani büyük bir anlaşma dediğimiz olay şu. Milliyetçi ideoloji bu noktada şöyle yaklaşmış. Ki bu noktada aslında enteresan bir şekilde 19. yüzyılda liberallerle milliyetçiler arasında, yani liberaller de biraz milliyetçilerin bu konudaki görüşlerinden hareket ediyor. Hatta bugün bile ediyor diyebilirim. Evet. Açıkladıktan sonra daha net olacak. Olay şu, kesinlikle bu dediğimiz az önceki objektif ve subjektif bağlar genellikle çekirdek etniste veya standart büyük kültürden hareketle oluşturuluyor. Çünkü en mantıklısı ve en işlevsel olanı o. Her toplumda çekirdek etniste veya büyük kültür var. Bu büyük kültürden hareketle bu oluşum sağlıyor. Ama büyük kültürle bütünleşmesini istediğimiz ya da bütünleşemeyen ya da çekirdek etnisitenin dışındaki topluluklarda her yerde olabilir. Bu da son derece evet. Normal. Ulus devlet şöyle düşünüyor. Üst kimlik ve kültür, alt kimlik ve kültürlerin kendilerini var etmesi, kendisini ifade etmesini, kültürel zenginliklerini ya da kültürel aidiyetlerini yaşamasını garanti altına alıyor. Ama alt kimlik ve kültürlerinde üst kimliği aynı şekilde içselleştirmesini bekliyor. Buna da biz büyük denge diyoruz. Organizasyon bu şekilde işlerse sağlıklı oluyor. Bugün gördüğümüz birçok milli bütünleşmesini daha güçlü yapmış, güçlü ulus devlet diyebileceğimiz modellerde bu denge bazı sıkıntılar ilk başta olsa bile sonunda sağlanmış ve bu güçlü ve etkin çalışan bir siyasal mekanizmayla da hayat standartları yükseldikçe o ulus devletin arzu ettiği birlik ve beraberlik içerisinde o ulus olma duygusu daha yüksek oranda sağlanabilmiş. Reçete bu gözüküyor. Yani karşılıklı bir denge, bu dengeyi bozmamak gerekiyor gibi bir durum yani, ortaya çıkıyor. Günümüz Türkiye'sinde tartışmalar sadece alt kimliklerin taleplerinin ne olduğu üzerinden gittiği için mi bu sorun var? Bence. Sorun büyüyor veya çözülemiyor. Veya eksik tartışılıyor. Burada hakim unsurun ne beklediği, neyi talep ettiği, neyi temenni ettiği, dilediği, istediği hususları fazlaca gündeme getirilmiyor. Kesinlikle ben zaten bunu yani çok dile getiriyorum. Burada bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Bazı ülkelerde yani bu gibi sorunların olduğu ülkelerde şunu da görüyoruz biz. Demokratik şekilde bir takım taleplerde veya kültürel haklar noktasında hamle yapan ve bu dengeyi gündeme getiren alt unsurlar diyelim. Nedense aynı şeyin üst kimlik ve üst çekirdek etnisiteye bağlı noktada da gündeme getirileceğini içselleştiremiyorlar. Yani bunu duymamazlıktan geliyor. Halbuki yani bu büyük bir sorun haline geliyor. Alt kimlik ve kültürlerin de demokrasiyi, insan haklarını, kültürel hakları vesaireyi aynı şekilde içselleştirmeleri gerekiyor. Bu içselleştirme olmazsa bu birliktelik sıkıntıya uğrayabilir. Tabii tüm bu konuştuklarımız daha çok çok heterojen ülkeler için konuşuyoruz. Tarihsel sürece baktığımızda özellikle Orta Avrupa'daki ülkelerin büyük bir çoğunluğu bu noktada mesela bazı ölçütler vardır. Toplumun %80'e yakını işte bir ve beraber olduğunu hissediyorsa, düşünüyorsa burada zaten bu sorun olmadan işleyebiliyor. Bu bahsettiğimiz denge kendiliğinden bir şekilde büyük hatalar yapılmazsa karşılıklı zaten sorun olmadan işleyebiliyor. Ve biz onlara homojen diyebiliyoruz. Zaten Japonya ve Lehliler dışında toplumun hemen hemen hepsinin aynı dinden, aynı soyuna, aynı kültüre bir devlet yok. 6000'in üzerinde antropologların söylediğine göre topluluk var. 192 tane devlet var yani sonuçta 193 tane devlet var. Her topluluğun
evrilme süreci sonucu devletleşme şansı olmuyor doğal olarak da. Kesinlikle yani tarih ve sosyoloji çok zor. Evet, tam da burada az önce bıraktığımız noktadan devam edelim. Demek ki milli devletin temel ideolojik harcını milliyetçilik oluşturuyor. Kesinlikle. Ve bu milliyetçiliğin de demokratik bir arka planı olup olmaması onun mahiyetini etkiliyor, belirliyor. Çok güzel özetlediniz. Orayı nasıl tartışalım? Hocam bu noktada yani çok güzel özetlediniz. İşte bu noktada da bir süreç olarak aslında tartışalım ve sonra öneride bulunalım. Bence o daha faydalı olabilir. Şimdi tabii yeni milliyetçilik tartışmalarına da konu gelecek. Şöyle bir giriş yapabilirim. Şimdi demokrasi ile milliyetçilik arasında yakın bir ilişki var. Bu ilişkide her şeyden önce bu 19. yüzyılda siyasal iktidarların, işte monarşilerin sınırlandırılması noktasındaki faaliyetlerde milliyetçilik hareketleri etkili olmuş işte. Ve bu esnada romantizm de çok etkili. Romantizm de milleti, halkı, halkın türkülerini, halkın değerlerini, halkın özgürleşmesini de aslında gündeme getiriyor. Dolayısıyla milliyetçiliğin ortaya çıkışında milletin fertlerinin ve milletin genel olarak özgür olması var. Bir de buna halk egemenliği teorisi eklenince, milletin kendi seçtiği temsilcilerin devleti yönetmesi, milliyetçilik demokrasiyle çok yakın ilişki içine giren bir ideoloji pozisyonuna geliyor. Ama bazı ulus devletler, bu da tarihsel bir olaydır, çok tartışmaya ya da şaşırmaya gerek yok. O devletlerin kuruluş dönemlerinde daha kolektif düşünerek demokrasiyi biraz eksik uygulamış olabilir. Bu da 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk yarısında çok yadırganacak bir şey değil. Hani bugünün şartlarından bakıp konuşup o dönemi mahkum etmeyelim. Ama burada önemli olan şu, demokrasi ile milliyetçilik arasında yakın bir ilişki var, temel hak ve özgürlüklerle yakın bir ilişki var. Demin bahsettiğimiz büyük denge bunlarla yakın ilişki içerisinde, bu temel hak ve özgürlükler, milli egemenlik ilkesi, bireyi ve toplumun menfaatlerini bir araya getirerek demokratik davranma düşüncesi bence ulus devletin ve milliyetçiliğin ayrılmaz argümanları. İşte o milliyetçi teorisyenlerin gündeme getirdiği milli demokrasi denilen şey aslında bu. Ama ben diyorum ki buna son 25 yılda bir eklemlenme oluyor. Biz bunu fark ediyoruz ya da bu da küreselleşme ile etkili. Küreselleşme liberalizmi, sizden biz bunları çok dinledik. Neoliberalizm şeklinde farklı bir moda soktu. Muhafazakarlığı farklı bir moda soktu. Sosyalizmi, sosyal demokrasiyi çok farklı bir üçüncü yol, Anthony Giddens. Çok değiştirdi. Yani gördüm. Yeni dünya şartları, çevresel şartlar milliyetçiliği de etkiliyor. Ve milliyetçilik şimdi ben bakıyorum, bunu Avrupa'daki birçok milliyetçi partide de görüyorum. Yeni milliyetçilik diye bir şey henüz net olarak diğerlerinde olduğu gibi kendini göstermedi ama bunun izleri var. Artık bireyi de, o bireysel haklar temelli demokrasi düşüncesini de sisteme eklemeye başladı. Yani çevreciliği, üçüncü kuşak haklar dediğimiz çevre hakkını, gelişme hakkını gündeme getirmeye başladı. Çünkü çevre bir vatan sonuçta. Arkasından söylediğim gibi bireysel hak ve özgürlükleri gündeme getirmeye başladı. Ve ilişkisini iyice arttırıyor. Uluslararası bütünleşmeye karşı durmuyor ama işbirliği aşamasında tutuyor. Bütünleşmiyor. Yani ama uluslararası işbirliğini de işin içine almaya başladı. Tüm bunları ama yaparken özellikle haklar kısmına dönmek istiyorum. Demin bahsettiğim büyük dengeden ayrılmadan bireysel hakları da artık gündeme getiren bir milliyetçilik var. Yani evet, milli birlik, beraberlik, milli kimlik çok önemli ama vatandaşların ya da Türk milletinin evlatlarının, bireylerinin de ekonomik, sosyal, kültürel hakları ve siyasi hakları çok önemli olmaya başladı. Bu bence milliyetçiliğin yakın zamanda daha netleşecek olan yeni, kendini yeniden dizayn etme sürecinde önemli bir unsur olarak ortaya çıkacağı benziyor. Aslında buna da şaşırmamak lazım. Çünkü deminden beri de az çok üzerinde durduğumuz gibi milliyetçiliğin bir ideoloji olarak ortaya çıkışında demokratik figürler, sınırlı bir siyasal iktidar, halkın yönetmesi, milletin siyasal haklarının olması, oy vermesi, yönetmesi zaten var olan hususlar. Şimdi onların daha sistematik bir şekilde kendini göstereceğini ben düşünüyorum. Ben de bunu ulus devlet açısından çok önemli bir şey olarak görüyorum. Kendisini tekrar uyarlama ve kendisini tekrar kurumsallaştırmada
çok önemli bir artı olacağını düşünüyorum. Yani bu dönüşüm. Bu da zaten tarihin akışına uygun bir dönüşüme denk geliyor herhalde. Kesinlikle. Bu birey yani liberalizmin önerdiği birey, ben o tartışmayı da yapıyorum aslında. Tabii ki bizim beslendiğimiz ideolojik kaynaklar bize böyle tartışmalar yapmayı da mecbur kılıyor. Çok da gündemde malum 9 ışıktan herkes nasibine düşeni almaya çalışıyor. Biz de 9 ışığın bir umdesinden söz edelim, bu birey ve haklar konusunda. Biz, hürriyetçilik Tabii. ve şahsiyetçilik. Şahsiyetçi. Şimdi bireycilik değil de, çünkü bireycilik olduğu zaman sanki kendi kârını, menfaatini maksimize etmek isteyen, en yükseğe çıkarmak isteyen, diğerlerinin menfaatleri karşısında kendi menfaatini sürekli önceleyen bir ekonomik adam modelinden söz ediyoruz. Tabii. Tam liberal dille Liberal değil konuştuğumuz öyle. zaman. Evet. Ama bir şahsiyetten söz ettiğimiz zaman veya şahsiyetçilikten söz ettiğimiz zaman, bu toplum bireysel beklenti ilişkilerine ahlaki bir Kesinlikle. çerçeve de çizen bir adamdan söz ediyoruz. Bir Kesinlikle. insandan söz ediyoruz. O ekonomik insanın yerine ekonomikliğe bir ahlaki çerçeve çizen ve onun ahlaki zeminini topluma karşı beyan ettikten sonra ancak şahsiyetini ortaya koyabilen, Kesinlikle. koyan, hürriyetlerini, özgürlük alanını tanımlayan, talep eden bir kişilikten söz ediyoruz. Ben bunu tabii ki ideolojik bir duruş sergileyerek de beyan etmek durumundayım. Öyle, onu da hissediyorum ki bu bir gerekliliktir. Burada liberalizmin önerdiği o yarışmacı, sürekli daha fazlasını talep eden, sürekli kendi çıkarını önceleyen ve bu çıkarını hem diğer bireylere karşı hem de toplumun bütününe karşı korumayı bir akılcılık olarak addeden anlayış herhalde bizim dayandığımız Türk İslam felsefesine de ülküsüne de çok uyan bir anlayış olmuyor. O yüzden onun karşısına, bireyin karşısına, bireyciliğin karşısına şahsiyetçiliği Koyabiliriz. Çok az. koymanın Çok. çok uygun ve bizim ruh dünyamıza, iman dünyamıza, inanç dünyamıza da çok daha denk gelen bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Hocam çok Bunun da haklısınız. altını çizmek istedim. Kesinlikle çizmeniz lazım. Zaten dediğiniz gibi çok ahlaki bir durumdur insan hak ve hürriyetleri. Ahlaki bir husustur. Temel hak ve özgürlükler de insan haklarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Anayasada yer alan insan hakları anlamında. Tamamen ahlakidir. Zaten milliyetçiliğin liberalizmden farklı olan noktalarından biri de bu. Milliyetçilik hiçbir zaman tamamen birey demiyor. Milliyetçilik her zaman tarihsel arka planı, kolektivite, milli birlik beraber, milli gelişme bunlarla bireyi yan yana ikisini birbirinden ayırmıyor ve dediğiniz gibi çıkarları peşinde olan bir bireyden ziyade şahsiyet sahibi bir birey ya da kişiyi ortaya koymaya çalışıyor. Bu çok önemli bir farktı. Daha ahlaki bir duruş olduğunu söylememiz çok mümkün yani. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu şeyden de ayrılan, yani orada bir kafa karışıklığı olmasın, bazen bunlar bilinçli olarak karıştırılıyor bu tür kavramlar. Hem milliyetçiliğin, Türk milliyetçiliğinin vurguladığı toplumculuk, nasyonel sosyalizmle hiçbir şekilde bireyi tamamen yok sayan ve bir örüntü içerisinde eritip onun şahsiyetini tamamen elinden alan bir yaklaşımı da reddediyor. Burada çok güzel bir dengeyi inşa ediyor. Hem bir şahsiyet olarak insan var orada, hem de önemli ve karşılıklı bağımlılık ilişkisi içerisinde olduğu bir toplum var. Bu ikisinin dengesini Kesinlikle. sağlaması, eğer İslamcı kardeşlerimiz dinliyorsa buranın da altını çizelim, bu İslamiyet'in ruhuna birebir uyan yaklaşımın da kendisi oluyor aslında. Yani İslami bir toplum içerisinde de insanın nerede olduğu sorusu sorulduğunda, bir girişimci olarak, özel mülkiyet sahibi olarak da bir insandan söz ediyoruz.
Ama hem özel mülkiyet sahibi hem de aynı zamanda topluma değişik şekilde sadece devletin çizdiği alanlarla da sınırlı kalmamak kaydıyla bir ahlaki ilişki içerisinde, sadece yasal değil, aynı zamanda ahlaki ilişki içerisinde de topluma karşı belli sorumlulukları olan ve bu sorumluluğu da gönüllü olarak üstlenebilen bir insandan söz ediyoruz, bir şahsiyetten söz ediyoruz. Hocam işte bu bahsettiğimiz unsurlardan oluşan bir teklifin gerçekten insanlığın önünde olması lazım. Yani şimdi milliyetçiliğe ben tabii Türk milliyetçiliğine ben de döneceğim o getirdiğiniz noktaya. Ama sonuçta ben bakıyorum milliyetçi ideoloji, ideoloji olarak tabii bir de his ve duygu olarak milliyetçilik var. O bambaşka yani onu milliyetçiliğin diğer tüm ideolojilerde olmayan bir yönüdür o. His ve duygu boyutunun da coşkun olması. Ama ideolojik olarak baktığımda özel teşebbüse karşı olmayıp ama milli ekonomi düşüncesiyle de sektörel bazda milli kaynaklara önem veren bir modelin ortada olması, birey ve şahsiyet olarak şey yaptık, formüle ettik burada ve milli egemenlik noktasında demokrasinin tüm unsurlarını ortaya koyan bir reçetenin olması ve başarılı bir model olan, gerçekten de ulus devlet başarılı bir modeldir. Başarılı bir siyasal modeli ortaya koyabilmiş olmasıyla milliyetçiliğin siyasal yarışta, rekabette bir renk olarak olması bence çok önemlidir. Bu bir tekliftir. Bu da bir reçetedir sonuçta. Böyle bir reçetenin olması milliyetçiliği bence cazip kılan önemli bir husustur ve milliyetçilik küreselleşme şartlarından da benim gördüğüm kadarıyla kendisini uyarlayarak ve var olan yapılarına uyarlayarak tekrar çıkacak. Yani zaten neoliberalizmle milliyetçilik arasında ben bir çekişme olduğunu görüyorum küreselleşme şartlarında. Milliyetçiliğin genel görünümü bu. Ulus devlet hakkında da son olarak şunu söylemek istiyorum. Ulus devlet form değiştirerek varlığını devam ettirecek gözüküyor, bu çalışmalarımızdan ortaya çıkan olay bu. Çünkü buradaki en önemli faktör şu. Ulusun yerini ya da milletin yerini alacak bir toplumsal model ya da ve siyasal meşruluk zemini gözükmüyor. Yok yani şu anda göremiyoruz. Hani ulus devlet bitiyor, milliyetçilikler çağı sona eriyor şeklinde görüşleri olan kesimler de 90'lı yıllardaki kadar hararetle bunu gündeme getirmiyorlar. Çünkü bu yok oluyorsa bunun yerini ne alacak noktasında hiçbir emare yok. O zaman biz ulus devlet modelinin değişen çevresel şartlara göre kendisini uyumlandırarak tekrar ortaya koyduğu bir tarihsel süreçten geçtiğimizi söyleyebiliriz. Yani o yıkılıp da tekrar imparatorluklar gelmeyecek, öyle gözüküyor. İki, Bunu böyle geleceğe ilişkin bu tür kesin hüküm. Mesela Avrupa Birliği projesi de sanki o imparatorlukların günümüz şey, yani Roma İmparatorluğu'nun diyelim tam adını da koyalım. Biraz tabii sınırlarında Akdeniz'in güneyini dışlaması ve işte Türkiye'de dahil doğuyu dışlaması sebebiyle Roma sınırlarında bir düzenleme, Tuna'nın da kuzeyine kayması sebebiyle düzenleme yapıyor olması ayrı bir tarafa, ama dayandığı genel üçleme, yani Helenik kültür, Roma kültürü ve Hristiyan kültür, bu üçlemeye sadık kalması itibariyle de aslında Roma İmparatorluğu'nun yeniden canlandırılmasına matuf bir girişim değil miydi evet, Avrupa Birliği ve öyle söylenebilir. Yani farklı açılardan da değerlendirilebilir ama en azından esin kaynağı oydu yani gördüğümüz kadarıyla. Ben şeyi hep yani aklımdadır. Voltaire'in, meşhur yazar Voltaire'in 1868'de Paris'teki bir toplantının kapanış konuşması. Barışla ilgili bir toplantıydı. Avrupa'da barışla ilgili. Yaşasın Birleşik Avrupa derken bayılmış yani kürsüden yere düşmüş. Ağlamaya falan başlamış ama Voltaire'de olsun, Avrupa'nın o entelektüelleri 12. 13. yüzyıldan beri var olan bir kafalarının bir kenarında var olan bir düşünce ve hep Roma'ya refer ediyorlar. Yani Roma gibi birleşelim. Avrupa gerçekten de bir savaş kıtası hocam. Yani çok büyük acılar yaşamış. 100 yıl savaşları, 30 yıl savaşları, veraset savaşları, mezhep savaşları, feodal savaşlar, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya. Hepsi orada olmuş. Tekrar bir araya gelip Pan Avrupa diyebileceğimiz işte Avrupa'ya ait değerler etrafında bir oluşum. Roma'da bu noktada her zaman için bir tarihsel hatıra.
olayın tarihsellik boyutu her yerde var. Yok, şeye geçiyoruz da hani ulus devlet nasıl evrilecek acaba bu küreselleşme sürecinden? Bu imparatorluk geleceği bir seçenek olarak yokmuş varsayımıyla hareket ettiğimizde, o zaman ulus devletin yerini alabilecek, onun sağladığı meşruiyeti sağlayabilecek bir mekanizma henüz inşa edilemedi. Şu anda yok ama... Buna en yakın Avrupa Birliği'ydi. Onun da aslında ulus unsurlarının ne kadar güçlü olduğunu teyit eden gelişmeler var. İşte Yunanistan'ın hemen işte siz harcadınız Merkel tarafından, şimdi siz bunun bedelini ödeyiniz. Veya işte Macaristan'a işte Alman vergi ödeyicilerinin ödedikleri vergileri niçin size biz verelim, yardım olarak verelim diye ilk elden kendi sorununuzu kendiniz çözün dendiği anda, ama mesela Kuzey Güney Almanya'da böyle bir tartışma olmamıştı. Hatta Doğu Batı Almanya'da da biraz böyle acaba bu vergileri iyi harcanıyor mu tartışması yapılmıştı, ama onun üzeri hemen örtülmüştü. Fakat söz konusu olduğu diğer uluslar olduğunda bu çok güçlü bir şekilde o ayrıştırma, işte siz Macarsınız, siz Yunanlısınız, siz Bulgarsınız, biz de Almanız söyleminin çok net olarak ortaya çıktığını, o ulus bilincinin ne kadar üzeri örtülmeye çalışılsa çalışılsın, özellikle kriz ve kritik anlarda kendini aşikar ettiğini de gördük. Gördük hocam. Bir kere de sınanmış oldu. Aslında bu ulusun ya da milletin sırf inşa olmadığını da gösteren müthiş bir örnektir. Yani evet. 21. yüzyılın başında, 20. yüzyılın sonunda bunların sadece inşa olmayan oluşumlar olduğunun da tarihsel ve sosyolojik boyutlarını da gösteren güzel bir örnek. Tabii ben Avrupa Birliği olayına, bu ulus devletin yerine yeni bir siyasal model gelebilir mi tartışmalar açısından şöyle de bakıyorum. Tabii biz sadece bilim dünyasındaki insanlar olarak öngörülerde bulunabiliriz, biliyorsunuz. Kesin konuşmamamız gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla bölgeselleşmeler artacak. Ama bu bölgeselleşmelerde hiçbir zaman bütünleşme olmayacak. İşbirliği artacak ama ekonomik manada ve iletişim manasında veya teknoloji manasında işbirliği artacak bir evre gözüküyor sanki. Ama siyasal manada bir bütünleşme olmayacak gibi, bunu da Avrupa Birliği'nde gördük. Yani Avrupa Birliği iyi kötü ekonomide bütünleşmeyi başarıyla yaptı ama işi 1993 Maastricht'ten itibaren 92 Maastricht, 93'te yürürlüğe girdiği için 93 dedim. 93 Maastricht'ten itibaren siyasal birliğe çevirdikten sonra büyük sorunlar yaşadı. Bu olmadı. Yani anayasa yaptı, reddedildi. Lisbon Reform Anlaşması yaptı, İrlanda reddetti. 2-3 tane büyük kriz yaşandı. Biri ekonomik, işte bir iki tane siyasal, Orta Doğu'daki gibi. Hepsinde ayrı telden çaldı. Biz o zaman, yani ben şöyle bir öngörüde bulunuyorum. Yine ulus devletlerin kontrolünde olan işbirliği, bölgeselleşmeler sanki çoğalacak. Ama burada egemenlik çekirdeklerini koruyacaklar. Ekonomik manada biz yakınlaşma görebileceğiz. Ama siyasal manada bir ulus gibi, bir üst kimlik etrafında ve değerler dünyasına dayalı siyasal bütünleşmeler herhalde olmayacak gözüküyor. Bu şu anda yaşadıklarımız. En azından yakın gelecekte. En azından yakın gelecekte gözüküyor. Böyle bir öngörüde bulunabiliriz. Şöyle bir soru sorsam mesela, hadi öngörüde bulunuyorsun. Avrupa Birliği'nin bir siyasi birliğe dönüşme ihtimali ile Amerika Birleşik Devletleri'nin dağılma ihtimali arasında nasıl bir karşılaştırma yapılabilir? Evet. Çok iyi bir soru olmadığını bilmiyorum ama en azından bu iki soru da bence eş değerde, eş kıymetli sorudur. Evet, yani kıymet olarak öyle diyebiliriz. Tabii Avrupa Birliği'nin siyasal birlik olma ihtimalini ben çok zayıf görüyorum. Yani bütünleşemeyecek. Ben o konuda tamamen realist görüşten yanayım. Yani ben uluslararası ilişkileri daha çok realist teorilerin açıkladığını düşünüyorum. Almanya'da, Fransa'da Birleşik Avrupa için bir araya gelmediler 1950'de. Almanya ve Fransa kendi güç ve çıkar dünyalarını geliştirmek için işbirliği sürecine girdiler. Ha, Amerika Birleşik Devletleri... Samuel Huntington'ın çok kulağını çınlatıyor bizim branştaki arkadaşlarımız. Amerika'nın büyük bir siyaset ve sosyolog düşünürü, siyaset ve sosyoloji düşünürü. Onun söylediği gibi, yani Amerika eğer ekonomik manada standartlarını düşürür, dünya liderliğini kaybedip bir gerileme trendine girerse
Amerika'nın şu andaki birlik ve bütünlüğünü koruyup koruyamayacağı tartışma haline gelebiliyor. Yani Amerika çok farklı bir örnek gerçekten gördüğümüz kadarıyla. Evet, biz belki Orada farklı bir yapı var ama ben dinleyen izleyicilerimize de bir genel kültür bilgisi olarak şunu söyleyeyim. Mesela Texas eyaleti ayrılmak noktasında bazen çıkışlar yapıyor. Ama Amerikalılar öyle bir anayasa yapmış ki 1787'de ta bir eyaletin çıkması hemen hemen imkansız. Çünkü diğer 50 eyalet var. 49 tanesinin buna olur onaylaması demiş. lazım. Sonra da milli parlamentonun onaylaması lazım. O da normal şartlarda bir ayrılmanın zor olduğunu gösteriyor. İşler kötüye girerse ama her şey olabilir tabii. Evet. Tam bıraktığımız yerde milliyetçilik üzerine konuşmuştuk. Dedik ki işte imparatorluklar, modern devlet, Ulus millet devlet, devlet millet devleti. ve bu millet devletin de yapılanmasını oluşturan milliyetçilik, onun ruhunu inşa eden, ona can veren Tabii asıl ideoloji ideoloji olarak da onu milliyetçilik. gösterebiliriz. Bu milli devletleri tekilleştiremediğimiz, tek kategoride Koyamayız. toplayamadığımıza göre doğal olarak milliyetçilikleri de tek kategori içerisinde Kesinlikle. betimlememiz, tanımlamamız mümkün olmayacak herhalde. Orada nasıl Kesinlikle. nüanslar var acaba? Tabii şimdi burada gördüğümüz şu, yani benim de çalışmalarımda gördüğüm şu. Evet, bir ideolojik olarak milliyetçiliğin temel unsurlarını az önce bir kısmını saydık. Bir yere toplayabiliyoruz. Ama milliyetçilikler çok farklı olabiliyor. Yani milliyetçilikler ülkelere göre, yani ülke milliyetçilikleri, lokal milliyetçilikler tarihsel ve sosyolojik müthiş bir tarihsellikle iç içe. O yüzden milliyetçiliğin, az önce onu da vurgulamıştık, diğer ideolojilerden farklı bir yönü de his ve duygu boyutunun olması. Belki de ilk insana kadar götürebileceğiz, ilk Evet. topluluklara kadar götürebileceğiz. Müthiş bir tarihsellik, tarihsel hatıralar, tarihsel acılar ve karakterler, yani tarihin ve sosyolojinin yarattığı milli karakterler var ortada. Dolayısıyla her ülkenin, yani her millette farklı bir milliyetçilik tarzı görüyoruz. Türk milliyetçiliğine bu noktada konuyu getirebiliriz herhalde. Oraya da gelecektik. Tabii ki Türk milliyetçiliği kendine has bir oluşum. Şimdi Ama Türkiye'de bir tane mi milliyetçilik var? Bence bu çok soru farklı. Evet. cevaplanmadan Türk milliyetçiliğinin konumu çok netleştirilmiyor ve Çok bu çok doğru. da kafa karıştırıcı bir sürece dönüşüyor Hocam aslında. çok doğru ve güzel bir noktaya tekrar getirdiniz bence. Çünkü Türkiye'de çok farklı milliyetçilikler var. Bunun sayısını bazı araştırmacılar 5-6'ya kadar çıkartıyor. Ama en azından şu anda yani tartışabileceğimiz, çok net olarak söyleyebileceğimiz milliyetçilikler olarak sivil ve entelektüel manada gelişen bir Türk milliyetçiliği, Türk İslam figürleriyle dolu objektif unsurlarla, demin konuşmuştuk ya, soy birliği, din birliği, dil birliği Evet. vesaire, onu kullanan ve daha sivil gelişen bir milliyetçilik var. İlk Türkçülük akımından itibaren. Bir devlet milliyetçiliği var. Resmi ideolojinin kendisinin oluşturduğu bir devlet milliyetçiliği. Bir de son zamanlarda çok popüler olan ulusalcılar var. Onlar da milliyetçi, demin milliyetçi Dışarıdan ideolojinin, bakıldığında milliyetçi evet, ya da milliyetçi kategorisine ideolojinin girebilir. o ulus devlet fikrini falan kullanıyorlar. Egemenlik, cumhuriyet falan vesaire, bunları kullanıyorlar. Tabii Türkiye'de çok farklı farklı milliyetçilerin bir araya gelmesi de aslında böyle çok yadırganacak, aa böyle bir şey nasıl olur denecek bir husus da değil. Çünkü Türkiye fay hattında bir ülke. Yani Türkiye 1718 Lale Devri'nden itibaren kültürel manada bir bölünme yaşamış bir ülke. Yani batılaşmaya çalışan, doğulu ama batıda bir ülke. Müslüman ama Avrupa dünyasıyla içi, reformlarını hep batıya örnek alıyor. Dolayısıyla ülkede batılı ve pozitivist fikirlere yakın kitleler de oluşmuş. Ya da batılı hayat tarzını daha çok benimseyen, tam anlamıyla benimseyen Türkiye'de yok. Ama ona karşılık hala doğu diyelim ona, doğulu bir bakış açısını sergileyebilen ya da daha milli ve dini, o objektif unsurlara dayalı toplumsallaşan kitleler de var bu ülkede. Dolayısıyla farklı milliyetçilik akımlarının da doğması mümkün. Ama benim ana damar olarak gördüğüm Türkçülük akımının başlangıcı olarak gördüğümüz 19. yüzyıldan sonra gelen ana damar, işte Türk milliyetçiliği dediğimiz ana damar, daha çok sivil, entelektüel manada gelişmiş olan Türk ve İslam figürlerini bolca kullanan, maneviyatla yoğrulmuş bir Türk milliyetçiliği var. Ve Türk milliyetçiliği, demin de söylemiştik, hani farklı olmasının en önemli sebeplerinden biri
bu ana damardaki milliyetçiliği konuşacak olursak son derece maneviyatla yoğrulmuş bir milliyetçilik var. İşte Ziya Gökalp'i size benim ya da burada dinleyicilere aktarmama gerek yok. Evet. Ortaya konulan o Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak şeklinde bir formülasyonun altında bir araya gelme var. Tabii 1940'lardan sonra özellikle bir devlet milliyetçiliği kendini çok gösteriyor ve o biraz farklı. Yani onu açıkça söylememiz lazım. Orayı Ora da bir görürsek, bayağı farklı. yani milliyetçi ideoloji ile şekillendiğini düşündüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk milliyetçilerini niçin bu denli harcamada çok rahat ve pervasız davrandığının da cevabını belki orada bulabileceğiz. O ayrışma Evet. Türk milliyetçiliği veya millet milliyetçiliği, devlet milliyetçiliği mi demek gerekiyor onu da bilemiyorum. İşte. Ama bu devlet milliyetçiliği ile belki ona ulusalcılık mı demek gerekiyor ile milliyetçilik arasındaki bu Tabii farkı nerelerde şu aramalıyız? mesela şu noktada bunu söyleyebiliriz. Daha batıcı yani devlet milliyetçiliği pozitivist unsurları daha çok kullanıyor. Mesela laiklik burada merkeze yerleşebiliyor. Ama sivil milliyetçilik mesela laikliği reddetmiyor ama laikliği merkeze hiçbir zaman almıyor. Gördüğümüz gibi işte Ziya Gökalp daha eğer öncesine gidersek Ömer Seyfettin o Türkçülük akımının başlangıcında böyle bir şey yok. Artı sivil ve entelektüel milliyetçilik kendisini çok geniş bir coğrafyada ifade ediyor. İşte milleti baz alıyor. Soyut bir kavram olarak milleti alıyor. Yani çok geniş ve bir alanda dilde, fikirde, işte birlikten bahsedebiliyor. Ama devlet milliyetçiliği tabii daha çok kendi içine kapanık olarak bir tarih, kendi içine kapanık hedefler ve böyle idealler dünyasından ziyade daha pratik şeyleri ön plana alarak ülkenin standartlarını yükseltmek içine kapalı bir milliyetçilik tarzı oluyor. Ama bence burada sorun şu. Atatürk'ün ölümünden sonra benim gördüğüm kadarıyla o sivil milliyetçilik dediğimiz entelektüel milliyetçilik kendisini devletin koridorlarında bulmamaya başlamış. Yani böyle bir şey söyleyebilirim. Ve kendisini tamamen entelektüel ve kültürel dünyada ifade etmeye çalışmış. İşte Tanrı Dağı dergisi, Ötüken dergisi, işte daha sonra ortaya çıkan Çınaraltı dergisi. Sonra ve en sonunda da Türk milliyetçileri 1961 Anayasası'nın gerçekten sağladığı bir özgürlükçü ortam var. Buna biz katılma bunalımı diyoruz siyaset biliminde. Kendilerini siyasal sistemde artık Atatürk öldükten sonra tamamen diyelim yani görmediklerini yani hissedince partileşme yoluna gitmişler. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bence ortaya çıkışını biz katılma bunalımıyla da açıklayabiliriz. Sadece Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin isim değiştirmesi olarak değil. Bu bir katılma bunalımı olarak da açıklanabilir. Çünkü böyle bir süreç var. Bir de devlet milliyetçiliği Türkiye'de halkçılığı esas alıyor. Ama Türk milliyetçiliği, o bahsettiğimiz ana damar, Türkiye'de milliyetçiliğin doğuşu ve gelişimindeki ana damar, bugün daha çok ülkücü milliyetçilik olarak takdim edilen ya da algılanan ana damar diyelim ona, o milleti esas alıyor. Millet de biliyorsunuz çok geniş bir kavram. Geçmişi, bugünü ve geleceği ve tüm hatırayı, tüm akraba toplulukları, Balkanları, Kafkasya'yı, Orta Doğu'yu hepsini içine alan ve değerleri de içine alıyor. İşte demin sordunuz ya hocam, milliyetçilik ülkelere göre değişiyor. Mesela Türk milliyetçiliği bence bu maneviyatla yorulmasından dolayı yine ana damardan konuşalım, o sivil milliyetçilikten gidelim. Mesela zarif bir milliyetçiliktir bence. Çünkü çok büyük bir coğrafyanın hatırasıyla yoğrulmuş, çok farklı akraba ve soydaş topluluk ve mekanları içine alıyor ve İslamiyet'in de büyük etkisiyle hiçbir zaman kimseyi öteki olarak kendisine lokal anlar dışında almıyor. Zarif bir turna milliyetçiliği tarzında herkes de bütünleşmeye çalışıyor, ayrım yapmıyor. Çok geniş bir milliyetçilik tarzı ortaya konmuş. Onun için hiçbir zaman bizde ırkçılık da olmuyor. Yani bu Avrupa'nın biliyorsunuz en büyük sorunlarından biri. Milliyetçiliğin en yakın durduğu hastalıklardan birisi Biri olarak, söylenen, iddia edilen. Bakın burada hiç yok. Hatta bir çalışma yapmıştık biz zamanın birinde. Mesela Türkiye'deki milliyetçi kanattaki hiçbir siyasal parti Avrupa'daki tarzda ırkçı bir slogan veya bir afiş bile bir yere yapıştırmamış.
Bunlar bu noktada önemli hususlardır bence. Ben bu devlet milliyetçiliği ve sivil milliyetçilik ayrımı üzerinden tartışmaya devam edersek, insanın kafasında şu da çözümleniyor. Yani Türkiye'de yaşanan eksiklikler, aksaklıklar, sorunlar söz konusu olduğu zaman bunu ideolojinin milliyetçi olmasına dayandıran, sürekli olarak milliyetçiliği olumsuzlaştıran, işte liberal cephe var, İslamcı cephe var, sosyalist cephe var, değişik cepheler var. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nde diyelim üretim sorununu milliyetçi zihniyete dayandırıyorlar. İşte azınlıklarla ilgili tartışmaları veya işte farklı toplulukların talepleriyle ilgili tartışmaları sürekli olarak devletin milliyetçi ideolojiyi benimsemiş olması sebebiyle çözemediğini vurguluyorlar. Refah üretememe sorununu yine milliyetçiliğe dayandırıyorlar. Bütün olumsuzlaştırmaları milliyetçilik kavramı üzerinden yürütüyorlar. Evet. Şimdi ben de bir Türk milliyetçisi olarak basit bir soru soruyorum kendi kendime. Diyorum ki madem ki burada milliyetçilik bütün suçları işliyor, kabahatleri işliyor. 1944'te niçin Türk milliyetçileri yargılandı? 1950'lerde milliyetçi dernekler niçin kapatıldı, yasaklandı? 1960'larda niçin ihtilal kanadı içerisinde milliyetçi söylemi merkeze oturtan insanlar tasfiye edildi, sürgüne gönderildi, yargılandılar? 1970'lerde Türk milliyetçiliğine karşı sermaye kesiminin, bürokrasinin, aklımıza gelebilecek bütün aktörlerin büyük bir öfke, nefret ile yükselen bir söylemleri niçin oldu? 1980 ihtilalinde eğer bu devlet milliyetçi idiyse, Türk milliyetçileri en fazla mağdur edilen gruplardan birisi niçin oldular? 1990'larda niçin Kırmızı Kitap'ta irticadan, bölücülükten sonra Türk milliyetçiliği üçüncü tehdit olarak gösterildi? O zaman bir ayrımın çok netleştirilmesi gerekiyor. Bu kuru, Türk milletinin temel değerlerinden beslenmeyen, onun tarihselliğini tam olarak algılayamayan, ruhunda taşıdığı değerleri, idealleri, ülküleri, tasavvurları, tahayyülleri tam olarak çözümleyemeyen ve çağdaşlaşmayı katı bir batılılaşma çerçevesi içerisinde onu da tamamen sembolizm üzerinden işte dans etmesi, işte giyinmesi ile özdeşleştiren o anlayışla Türk milletinin değerlerini savunan anlayış arasında bir farkın net olarak vurgulanması lazım. Evet. Bunu yani belki kaba bir tanımlama oluyor. Ayrıntıları da her zaman tartışılabilir mutlaka ama burada bir ulusalcılıkla inşa edilen bir millet mantığıyla organik olan, tarihsel olan, tarihten gelen bir millet mantığını benimseyen iki akım söz konusudur. İttihat terakki içerisinde de bu ayrımlar vardır. Var. Yani bunun fikri arka planı çok daha eskilere de mutlaka dayanmaktadır ama o yüzden Türk milliyetçileri Cumhuriyet öncesinde de Cumhuriyet'ten sonraki aşamada da çünkü Cumhuriyet öncesi tartışmalarda da bürokrasi içerisinde asla makbul olma şansına sahip olmadılar. Öyle gözüküyor. Sürekli olarak küstürüldüler ve sürekli olarak bir tehdit olarak algılandılar. Öyle gözüküyor. Tabii burada şu da ortaya çıkıyor. Yani hiçbir zaman aslında tam olarak siyasal iktidar olup politik kararları geliştirip uygulama Türkiye Cumhuriyeti'nin türüne bakarsak noktasında olmayıp bütün faturaların kesildiği bir grup gibi bir siyasal hareket, bir çok partili siyasal hayatın içerisindeki önemli bir unsur gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu da biraz işte şanssızlık mı diyelim, zor bir durum yani. İçten karar mekanizmalarında, kamu politikalarını geliştirmede direkt yer alma ama ülkedeki bütün döneme çanlarında cezalandırır veya sorumlulardan biri olarak hemen herkes seni söylesin. Bu yanlış bir olay. Ama bu tartışmamızdan da şu çıktı. Türkiye'de sonuçta farklı milliyetçilikler gerçekten var. Birisi daha dar kapsamlı, biri daha layık, biri daha pozitif, biri daha tarihsel, her neyse. Ama milliyetçiliğin ortak bir dili bu noktada yok. Ama çok güçlü olarak, ana damar olarak gelen entelektüel, sivil
ve milli ve manevi değerlerle donatılmış bir kendine has bir Türk milliyetçiliği akımı var. Ve ben şunu da son olarak, vaktimiz de daralıyor herhalde, şunu da belirteyim. Onda bir siyasal bir tespit olarak, Türk siyasal hayatındaki süreçlere ilişkin bir tespit olarak söyleyeyim. Bence bugünkü Türk siyasi partilerinin, işte birkaç tanesi hariç ama %10 baraj üstündeki 3 siyasi partiyi çok etkilediğini gördüğüm 3 büyük akım vardır. Bu 3 büyük akım da 1800'lerin sonunda ortaya çıkmıştır. Batıcılık, İslamcılık ve Türkçülük. Bütün yani hiç ummadığınız bir anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, onlar derin dalgadır yani. Milliyetçi bir çıkışla karşılaşabilirsiniz, şaşırırsınız. CHP'den hiç ummadığınız bir anda İslamcılara hoş yapacak bir hamle görüyoruz son zamanlarda, ya da milliyetçi bir çıkış görüyorsunuz. MHP, milliyetçi bir parti, bazı anlarda MHP'den batılı ve modernist hamleler görüyorsunuz. O yüzden bence imparatorluğa çözüm olarak üretilmiş olan o üç büyük akım, Batıcılık, İslamcılık ve Türkçülük, ki onun ana damarı da o bahsettiğimiz Türk milliyetçiliği, bugünkü ülkücülük olarak ifade edilen siyasal arenada ifade edeceksek tarz milliyetçilik. Bunlar Türk siyasal hayatının gerçekten çok önemli derin akıntıları ve bunlar aslında hemen hemen tüm siyasi partilerde bazen kendini, bunların doneleri kendini hissettiriyor. MHP'de İslamcılığa yakın bir hamle görebiliyorsun, AKP'de milliyetçiliğe yakın ve CHP'de şunu öbürlerinde batıcı tarzı görebiliyorsun. Bunlar bence çok önemli akımlar. Yani hakim bir renk oluyor Kesin ama diğer renkler de diğerleri de gömük belli olarak ediyor. altta Çünkü bulunuyor. herhalde hocam bunu da başka bir programda zaten tartışmak gerekiyor. Çok geniş konular bunlar. Türk toplumunda aslında üçünün de karşılığı olabiliyor. Çünkü biz 1718'den beri batılılaşma yolunda olan ve yüzyıllardır Avrupa'da olan bir topluluğuz aynı zamanda. Aynı, ve Müslümanız ve Türk standart kültürümüzde Türk kimliği ve kültürü. O hakim En kültür, azından dil söz hakim konusu kültür olduğu zaman. olarak Türk kültürü, Türk İslam medeni, Türkçe ve İslamiyet'in yarattığı hayat pratikleriyle var oluyoruz, hayatımızı sürdürüyoruz. Ve korkunç bir reel egemenlik alanı kazanmışız dünyada, Türkçe ve İslamiyet sayesinde. Ve aynı zamanda batılıyız. Bu akımlar o zaman hep etkili olacak ve genelde de hep karşılığı toplumda olacak ve siyasi partileri etkileyecek gibi de gözüküyor. O zaman çok kısa ve net bir cevap almak kaydıyla son sorumu da sormuş olayım. Bu tespitten hareketle bu üç akımın işte muasırlaşma, Türkleşme ve Öyle de diyebiliriz. Sizin İslamlaşma programınızda diyebiliriz biz oraya şey uygun yaptığımız. oldu hocam, kapanış. Evet, böyle dediğiniz zaman MHP'nin temsil ettiği milliyetçilik Türk milletine mal edilebilecek daha geniş alanlara yayılması için bu milliyetçiliğin söylem konusunda hangi unsurlara dikkat edilmesi gerekiyor? Evet, yani tabii biz bu konuda sadece önerilerimizi tabii sunabiliriz. Yani bu konuda ben şunları söyleyebilirim. Bence tabii sonuçta bir siyasal partiler noktasına geldik. Siyasi partilerin amacı şudur: seçmenlerin davranışlarını bir şekilde kontrol edip yönlendirmek. Propaganda onun için yapılır yani. Oy noktasında insanları yönlendireceksiniz. Ve hepsinin de programının temelinde bir ideoloji vardır. Moderniteden beri bu böyle. Siyasi partiler zaten modernitenin kurumları. Milliyetçi Hareket Partisi'nde gördüğüm kadarıyla ana politikalarını oluşturan bahsettiğimiz o sivil ve entelektüel akımdan gelen Türk milliyetçiliği. Yani MHP'nin asıl varoluş noktası bu. Dolayısıyla bu medeniyet noktasında iddiası olan da bir Türk milliyetçiliği. Ve bu insanı, bireyi çok önemseyen zarif, turna tarzı bir Türk milliyetçiliği. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaya koyduğu değerler, yani şunlar olmalı: çok büyük bir jeopolitik kuşağa da hitap edebilen bir Türk milliyetçiliğine dayalı bir politika geliştiriyor. Ve maneviyatla yorulmuş aslında bir Türk milliyetçiliğinin devamı. Tabii ki bu şu anlamına gelmez. Bu milliyetçiliğin batılı siyasal kurumları dışlaması anlamına gelmiyor. Tam tersine onları da içselleştiren, parlamenter sisteme açık, laikliği gerçek manasıyla Jacoben olmayan tarzda benimsemiş vesaire, çok geniş bir yelpazede. Bence MHP bu standartlarla hareket ettiği takdirde toplumda daha çok karşılığını alacak. Çünkü az önce konuştuk, bu toplumda batılılaşmanın da, İslamlaşma akımının da, Türk milliyetçiliği akımının da karşılığı var ve buna uygun olarak politik hamlelerle ve taleplerle hep karşılaşıyoruz. MHP bence bu konularda çok kapsayıcı da bir masa, yani çok MHP'nin masasının etrafında hepsi toplanabiliyor ideolojisinden dolayı.
Çünkü batılılık demeyelim ona, modernleşmeye açık bir ideoloji olan milliyetçiliğin temsilcisi, Türkiye tarzından hareketle, maneviyatla yoğrulduğu için Türkçe eksenli, Türk milli kültürü eksenli ve bizim manevi değerlerimize hitap edebilen çok geniş bir alana dayalı bir şansı da var. Kendini siyasi partilerin kurumsallaşmasında çok önemli bir öğe var. Kendisini değişen zaman şartlarına göre uyarlama fonksiyonelliğini devam ettirebilme ölçütü. MHP bu konuda çok büyük şansı olan bir parti. Bunları değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum. MHP zaten Türk siyasi hayatında en kurumsal partilerden biri kabul ediliyor. Kurumsallaşma ölçütlerini de hocam başka bir zaman tartışırız diyeceğim. Başka bir, Kaç program oldu? Ben de bilmiyorum. tabii söz konusu olan Türk milliyetçiliği ve bunun temsil noktasında en güçlü siyasi temsilcisi Milliyetçi Hareket Partisi olursa söylenecek çok Çok şey çok şey var. vardır ve bu söylenecek her şeyin Kerkük'te, Tebriz'de, Kırgızistan'da, Muhakkak. Doğu Türkistan'da, Kafkaslar'da, Tataristan'da, Balkanlar'da, Akdeniz'in güneyinde, Maghrib'de mutlaka bir karşılığı vardır. Şimdi tabii Batı Avrupa Türklüğünden de söz etmemiz gerekiyor. O Orada da gürültüsler, yeni bir gürültüsler. oluşum süreci yaşanıyor ve karşılığını önümüzdeki 10'lu, 20, 30'lu yıllar sonrasında görmemiz mümkün olacak. Dolayısıyla aslında hitap ettiğimiz şeyler, sözünü ettiğimiz konular çok geniş bir coğrafyada karşılığı olan konular. Efendim, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her zaman söylediğimiz şekliyle programı kapatmak istiyorum. Türkleşmek, İslamlaşmak, ülkücüleşmek. Teşekkür ederim.